Sanatlarımız. Üstelik asırlar geçse de unutulmayan sanatlarımız, bunlardan birisi de hiç şüphesiz halıcılık. Ve halıcılık, kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı Altaylar'da pazırık kurganlarında bulunan pazırık halısı. 2500 yıl önce ve 2500 yıl önceki o ilk halı Altay Dağları'nın zirvesinde, Ergenekon geçidinde. Ve buralardan başladık, halıcılığımızı en iyi şekilde araştırıp gelecek kuşaklara aktaralım dedik ve özellikle ipek halıcılık. Bugün dünyanın birçok ülkesinde hereke ipek adıyla taklit edilip özellikle Çin'de, Hindistan'da dokunup dünyaya satılan hereke ipek halıları ile ilgili İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES projesi kapsamında Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi olarak bu projeyi yürütüyoruz. Arşivler topluyoruz hereke ipek halısı üzerine. Tarihi filmler, belgeler, bilgiler ve hereke ipek halıcılığının canlı şahitlerini de bulup kayıt altına alıyoruz. Onlardan birisi Sedat Alkan Bey. Kaç doğumlusunuz efendim? 34. 1934. 85. Gebze, Cumaköy doğumlu. Babası vefat eder. Çok küçük yaşlarda 1940'lı yıllarda annesiyle hereke giderler ve herekede okul okumadığı halde desenatörlükle, halı desenatörlüğüyle 5 yıl küçük olduğu için sigortasız bile çalışarak bu desenatörlüğü öğrenir. Efendim çok teşekkür ediyoruz şu anda. Kültür merkezimizde, araştırma merkezimizdesiniz efendim. Çok teşekkür ederim davetinize. Sağ olun, var olun İsmail Bey. Çok güzel çizimler yaptınız. Sağ olun, kırmadınız bizi. Ve burada elimizde çizimlerimiz var. İsterseniz Sedat Bey'i bir dinleyelim. Biraz Sedat Bey bize bilgiler versin. 30 seneden fazla Hereke Sümerbank Halı Dairesi'nde çalıştım. Son yıllarda, hele hele o Sümerbank'ın kapanmasından sonra halıcılık tamamıyla yozlaştı. Bu yozlaşmanın önüne geçmek için, halıcılığa önem vermek için konuşma ihtiyacını duydum. O zamanlar Gebze'de iş yok tabii. Gebze'de iş mi var? Ev bile zor bulunuyor. Biz ailecek gene Gebze'de otururken dedik ki, Hereke'ye gidelim. Hereke'de kumaş fabrikası var. Orada iş buluruz. Rahmetli anneciğim ve annem evcek, ailecek Hereke'ye taşındık. Kiremit bulurdum yollarda. Kiremit, kiremitli asfaltlara resimler çizerdim. Hatta kömürle çizerdim falan. Hatta fabrika müdürü de bu işi yollarda kirletiyor bu çocuk ya. Çeşit çeşit resimler çiziyor. Çağırın şunu bakalım bana diye beni de davet etti fabrika müdürü. Ben korkarak gittim tabii. Müdür bey dedi ki beni çok iyi karşıladı. Allah razı olsun. De bu güzel resimlerini siz halhanede, halhanemiz var. Oraya seni verelim. Orada resimler siz. Bana defter aldı, kalem aldı. Çocukça sevinç içinde ben halhaneye başlamış oldum yani. 5 seneden fazla bile sigortası çalıştım. 18 yaşında olmadığım için sigorta olamıyordum. Bana ustabaşı, şef, müdür bey cebime harçlık koyarlardı. Çok o da hoşuma giderdi. Hocalarım benim Atatürk'ün İran'dan davet ettiği, getirdiği Hüseyin Tahirzade Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyesi Süheyf Ünver Bey'den ve onların yetiştirdiği usta desinatörlerden Atıf Saynaç ve Orhan Çolak'tan ders aldım. Halhanede bu Tahir Bey, Tahirzade İstanbul Akademi'de öğretim üyesi her hafta
Cuma, cumartesi günleri her iki halanın içine Sümerbank'a bize ders vermeye geliyordu. İlk resim çizme büyük bir sel felaketi oldu. Fabrikada makinaları seller götürdü. O sel felaketinde biz fabrikanın Arap koğuşu dedikleri bir koğuşta orada bir odada oturuyorduk ailecek. Odanın bir tek camı vardı. O cam o sel felaketinden sonra çatlamış. Çatlak cam Atatürk'ün silüetine benziyor. Onu ben çok zaten resimde de meraklı olduğum için kağıt koyardım üzerine. Kağıtla çizgiyi çizerdim. Öyle resmimi ilerlettim kendi kendime. O kadar güzel hatıralarım vardır. O çatlak cam beni ressam yaptı. Yapı Kredi Bankası'nın çıkardığı bir mecmua vardı. Doğan kardeş, onun hikayesi vardır da. Kazım Taşkent. Onun bir oğlu varmış Doğan. İskandinav ülkelerinden birinde tahsil görmüş, okumuş. Orada bir toprak kayması, göçmesi de toprağın altında kalmış. Çocuk vefat etmiş. Babası da Kazım Bey de ona ithafen bir çocuk mecmuası çıkarmış. Doğan kardeş, rahmetli hocam Atıf Bey'in tavsiyesiyle resimler çizdim. Ve bunları gönderdim Doğan kardeşe. Aradan işte bir hafta 10 gün geçti. Doğan kardeşten bana cevap geldi. Resimlerinizi beğendik. İlk fırsatta görmek isteriz sizi diye. Sonra da bir o arada yarışma oldu. Çocuklar arasında karikatür yarışması. Hindistan Başbakanı Nehru Türk çocuklarına bir fil yavrusu hediye etti. Filin adı Mohini'ydi. İşte Mohini kardeşi karşılamak için karikatür yarışması düzenlediler. Ben de yarışmaya katıldım. Karikatür çizdim. Orada birinci olduğumu tahmin ediyorum. O çizdiklerimle beraber Doğan kardeşe gittim. Ve Doğan kardeşle resimlerim, resimli hikayelerim yayınlanmaya başladı. Çizdiklerimi her hafta götürüyordum. Ücretini veriyorlardı bana. Teslim ediyordum resimlerimi, dönüyordum. Binlerce yıllık geçmişe sahip pazarı kalısından ilham alınarak Anadolu'da 36 değişik yörede dokunan Türk halılarının en nadide örnekleri, tarihi İpek yolunun kavşak noktası olan Hereke'de hayat bulmuştur. Ohannes ve Bogos Dadyan kardeşler tarafından 1842 yıllarında kurulan Hereke Fabrikası, 1845 yılında ülkenin ilk özel dokuma fabrikası olarak faaliyete geçti. Aynı yıl fabrikanın mülkiyeti Osmanlı Devleti'ne devredildi. Başlangıçta bez ve ipekli kumaş üretimi planlanan fabrikada, Avrupa ülkelerinden ithal edilen makinelerle beraber üretim alanı genişledi. Fabrika ürünlerindeki kalitenin piyasada kabul görmesi sonucu 1846'da Hereke markası tescil ettirilerek koruma altına alındı. 1850 yılında fabrikanın adı Hereke Fabrikayı Hümayun olarak değiştirildi. Hereke Fabrikayı Hümayun, Sultan Abdülaziz döneminde piyasada satılmak üzere ipekli dokuma üretimine başladı. 1878 yılında yangın geçirdi. 1882 yılında yeniden faaliyete girdi. Dünyanın en büyük el dokuma halıları arasında yer alan Yıldız Sarayı Büyük Salon'da bulunan halı Hereke'de dokundu. Bir halı desenini çizmek için önce karar vereceksiniz. Büyüklüğü ne olacak? Halıların büyüklüğü standarttır hemen hemen. 35-50 ipek halı. 60'a 90, 80'e 120, 100'e 150, 2'ye 3 böyle gider. Şimdi bunun kağıdına resmini yapmak için 60'a, 600'e 900 bir kağıt keseceksiniz. O kağıtta füzenle veya yumuşak kalemle eskizini çizeceksin. Taslağını çizdikten sonra başlarsın
desenini çizmeye bittikten sonra onu istediğin ebatta dokuyucunun görebileceği büyüklükte parçalara bölersin. İpliğini verirdik halıya, tezgaha. Kaç renkse. Aşağı yukarı 8 renk, 10 renk, 20 renk. Her rengin tonları da vardı. Tonlarına göre 2 ton, 3 ton renk verilirdi. Boyahane fabrikadaydı yukarıda, Sümerbank'ta. Boyahanesinde boyanırdı iplikler. Aşağıya gelirdi halhaneye. Halıda abra çok mühim. Birbirine yakın iki rengin dokunması. Tezgah tahtadan yapılıyor. Hatta birisi de madeni bir tezgah yapmaya kalkmış. Olmadı. İplik kayıyor. Tezgah alt gücü, üst gücü iki tane kalın kalastan ve bir de karga. Karga dediğimiz çözgülerin arasından geçen iki çözgüyü birbirinden ayıran ince tahta, makas, kirkit, bunlar olmadan halı olmaz. 67-70 arasında makas kutluğu var. Ayarlı ipek halı makasları vardır. Bunları İzmit'te tek bir usta yapıyordu. Hatta ustaya gidiyordunuz, ustaya makas alma, makas zannediyorum 10 lira mıydı? 10 kuruş, 10 liraydı galiba da 100 lira versen vermiyor adam. Ancak siparişle yapıyor. Siparişi de bir sene sonraya veriyor. Öyle bir makas kutusu var. Herkes yapamıyor ya. Hemen hemen İş Bankası o sıralarda açıldı harekete. O harekete belediyenin eski garajlar dedikleri yerde, taksi durağının orada, belediye tesislerinin karşısındaki meydanda halı pazarları açılırdı. Evinde halı yapan, evlerde, atölyelerde halı yapanlar hep getirirlerdi. Oraya yerli yabancı turistler dolar, pazarlık usulüyle alırlardı cumartesi günleri. Çok kalabalık olurdu. Bu tarihlerde boyahane ve kumaş perdah makineleri imparatorluk sınırları içinde yalnızca Hereke Fabrika-i Hümayun'unda bulunmaktaydı. Ayrıca Fabrika-i Hümayun'la birlikte Hereke'de kamu hizmeti veren müesseseler kuruldu, eğitim binaları yapıldı. Hereke tam anlamıyla bir şehir haline getirildi. Osmanlı Devleti'nde ilk hidroelektrik santrallerinden biri de Hereke şehir merkezinde Ulupınar su kaynağı üzerinde kuruldu. Yılında Hereke'de halı dokuma büyük bir gelişme gösterdi. Halı için gerekli iplik Karamürsel'deki devlet fabrikasından sağlanmaya başlandı. Fabrika gelişimini ve ürün çeşitliliğini arttırdı. 1902 yılında çuha, şayak ve iplik bölümü faaliyete girdi. 1905'te yünlü dokuma işleri ve 1908'de fes bölümü üretime başladı. Çok güzeldi Hereke. Şimdi kordon boyağı altında Türkiye'nin her tarafından gelen kişiler gazino kurmuşlar. Balık lokantaları kurmuşlar. Denizdeki sahil gitmiş. Köşk hasır için duruyor. O köşkü bari muhafaza etsinler. O Alman kralı imparatoru Wilhelm için yapılmış bir gecede derler. Halhane binası aynı duruyordu. Halhane binasının demir yoluna bakan tarafında ahşap bir bina vardı. Yüksekçe sinemaydı orası. Sümerbank fabrikasının sineması. Aman Allah'ım ne güzel filmler oynardı. Sonra yıkıldı. Sadece fabrika değil. Orada çok güzeldi eski Hereke. Çok. Balıkçılık vardı Hereke'de. Ben elimle torik tuttuğumu biliyorum. Torik. Sümerbank'ın Sümer Spor kulübü vardı, Sümer Spor. Orada yarış kayıkları vardı, kikler vardı, fıtalar vardı, yelkenliler vardı. Hemen hemen
her yazda müsabakalar yapılırdı ve profesyonel sporcular vardı bizde. Galatasaray Kulübü'nden adam getirdiler oraya, antrenör getirdiler. İki kişiyi tanıyorum ben, geldi. Hem fabrikada çalışıyor hem de kayıkhanede antrenörlük yapıyor. O kalede zeytin ağaçları vardı. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum, zannederim yok. Ev bile yapıldı. Kalenin üzerine ev yapmak yasaktı. Sit alanı olduğu için oraya ev yapılmıyordu. Şimdi ev doldu orası. Sonra yozlaştı alıcılık. Çin bile ta nerelerden bizim hereke halısına hereke diye yazı yazdı da Çin halısını hereke diye sattı. Bizim pazarımıza girdi. Bir zamanlar İran halıları vardı. Avrupa tutuyordu bunlar çok. Ama İran halılarını Avrupalı beğenmemeye başladı. Parlaklığı, kalitesi iyiydi. Oranın merinosu, coğrafi bakımdan herhalde iplikleri parlaktı. Onun için gidiyordu ama Avrupalı yorgun argın işinden evine geldiği zaman, yere baktığı zaman karmaşık kurmaşık grit çizgileri beğenmiyordu. Kafası karışıyordu. Ona rahatlık verecek bir desen lazımdı. İşte bu Türk desenlerinde bir rahatlık vardır. Bir uslup vardır. Bir yol vardır. Türk halısı bağlı hala hazırda yok. Sadece halı dokuması için gereken bölümlerin değil, işçilerin yemek yediği, dinlendiği ve spor yaptığı alanların detaylı bir şekilde düşünülüp tasarlandığı fabrika, Osmanlı'nın sosyal devlet yönüne önemli bir örnek teşkil etmektedir. Devletin çeşitli bölgelerinden getirilen yüzlerce yetim kız çocuğu bu fabrikada meslek sahibi edilmiştir. Bu kız çocuklarının fabrika sınırları içerisinde barınabilecekleri yurtları, yemek yiyebilecekleri, deniz manzaralı masaları, hatta eğitim görebilecekleri bir mektepleri bile vardır. Faaliyete geçtiği 1843 yılından itibaren Osmanlı dokuma sanayinin en önemli kurumu olarak faaliyet gösteren ve ürünleriyle imparatorluk yaşantısının son yüzyılını belirleyen Hereke Fabrika-i Hümayunu, kuruluşundan bir süre sonra Avrupa'da da prestijli bir markaya dönüşmüş ve uzun yıllar Avrupa'daki birçok uluslararası sergide ödüllere layık görülmüştür. Hereke Fabrika-i Hümayun'da dokunan ipek halılar 1894 yılında Lyon'da, 1910 yılında Brüksel'de ve 1911 yılında Torino'da ödüller kazanmıştır. Türk düğümüyle dokunduğu için İran halılarına göre daha dayanıklı olan hereke halıları ilk dokunduğu dönemlerden günümüze İran halı desenlerinden hiç etkilenmemiş saray nakkaşlarının özgün tasarımlarıyla hayat bulmuştur. Hereke halılarında sanatın her dalında doğayı kucaklayan motifleri ve tasavvuf kültürümüzden gelen sonsuzluk temasını bulmak mümkündür. Hereke halılarında başta lale, gonca gül, yaprak, karanfil, sümbül, çiçek buketleri olmak üzere 200'den fazla çiçek motifi kullanılır ve bu motifler bir araya gelerek eşsiz desenler oluşturur. En çok bilinen ve klasik olan desen, Yedi Dağın Çiçeği'dir. Bu deseni dokuyan genç kızlar, Yedi Tepe üzerinde kurulu İstanbul şehrinin çiçeklerini anlatırlar halılarda. Şimdi hereke halısı çok eskilere dayanan bir sanat kolu. Maddi yönden de çok ülkemize yararlı bir İş kolu. Bu yozlaşmayı ve bu duraklamayı gördükçe içim sızlıyor. Dış müşteriler, Avrupalılar, Amerikalılar olsun, tercih ettikleri için döviz getirme babından da çok değerli. Halanede çalıştığım son yıllarımda halanenin denize bakan tarafında, hala var mı bilmiyorum, İpek jakar
dokuma vardı. Bu jakar ustaları teker teker emekli oldular, gittiler. Kimisi bıraktı, kimisi emekli oldu. Jakar dokuma frenledi. Yeni gelenler de bilmiyorlar jakarı, dokumasını. Bunun için Sümerbank yukarı hareketen benim gibi yaşlı adamları, hatta ben görürdüm ve işe geliyordum. Halhanenin duvarlarına tutunarak gelirdi, o kadar yaşlı. Jakar öğretmeye, eski jakar ustası. O yeni gençleri onlar yetiştirdi. Bilen vardır eski hanımlardan, onlardan usta temin edip yeni nesile bunu sevdirmek, öğretmek lazım. Halıcılığı böyle kalkındırılabilir. Çünkü halıcılık daha ölmedi, can çekişiyor. Türk süslemesi, Türk sanatı bir tane dünyada. Bizden başka bu ipek halıyı güzel dokuyan yok. İpeğimiz güzel, dokumamız güzel. Eğer buna önem verirsek kazanırız. Kazanacağımıza %500 eminim. Sayın Cumhurbaşkanı, ölmeden gözüm açık gitmesin. Her iki ipek halıcılığını döviz kazandırmak babında da bir el atıp da emir verseniz de bu halıcılığı kurtarsanız o kadar sevaba girersiniz ki tahmin edemezsiniz. Çünkü hem bize faydalı hem dokuyana faydalı. Yani bunu isterim Sayın Cumhurbaşkanımdan. Başka bir isteğim yok. Bu çizimleri kırmadınız ve adeta o geçmişi bundan hemen hemen 70-80 yıl önceki harekeyi bize bu çizimlerle, desenatörlüklerle anlattınız efendim. Evet. Evet. Zor mu oldu bunları çizmek? Hayır, hayır. Severek yaptın, hiçbir işten zorluk duymazsın. Ben severek yaptım, zor da olmadı. Ve bize o gün tabii fotoğraflar yok, film yok, 1900 dönemler, adeta o dönemleri resim olarak halıcılığın o günlerini bize fotoğraman halinde böyle güzelce çizdi efendim. Sıkılmadan okunsun diye fotoğraman stilinde yaptım. Güzel oldu. Evet, beğendim ben. Bir de söyleşi yaptık sizinle burada. Güzel bir söyleşiydi. Gençlere evet. Ne tavsiyede bulunursun? Neler söylersiniz gençlere? Ve yetkililere, yöneticilere bu hareke İpek Halısı ile ilgili? Gençlere muhakkak bir meslek sahibi olmalarını tavsiye ederim. Sanat altın bileziktir derler. Mesleksiz kalmayın. Her iki ipek halısı ile ilgili de kurslar açsınlar değil mi belediyeler, yetkililer, milli eğitim? Her iki ipek halıcılığı, desinatörlüğü ile veya dokuyuculuğu ile ilgili bir yerler açsalar çok iyi olur. Hani hiç olmazsa kız meslek liselerinde bir odacıkta o kız çocuklarımıza Türk halısı ipek olsun, yün olsun nasıl dokunur, nasıl çizilir, nasıl meydana gelir öğretilirse o kadar makbule geçer ki, o kadar. Efendim Milli Eğitim Bakanımıza bir çağrıda bulunun dersek, değerli Milli Eğitim Bakanımıza ne dersiniz? Bir o zaman Milli Eğitim Bakanımızın gözüne bakarak bir konuş bakalım. Sayın Bakanım, hakikaten Türk halıcılığı bugün ölmek üzere olan bir meslek. Lütfen buna öğreticiler bulup münasip bir şekilde öğretim yerleri açmanızı tavsiye ederim. Yani bu milli sanat ölmesin. Ayakta tutalım. İpek halı yere serilen bir halı değil, duvara asılan bir halı. Yani başımızın üstünde yeri var bu halının, çok değerli. Bunu Sayın Bakanımızdan rica ederiz. Okullarımızda şöyle ufak bir bölüm Türk halıcılığı hakkında bilgi öğreti verecek yer açsın. Ayrıca bu Hicaz Kabe-i Muazzama'nın da örtüleri harekete dokunuyor. Evet, harekete dokundu. Efendim biz sizleri davet ettik. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Sadece sözle değil, harika çizimleriyle de değerli hocamız bizlere bilgi verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir kumaş sönatörü var tabii. Kumaş sönatörlüğü çok zevksiz bir iştir bence. Çok zevksiz.
Kumaşa bir desen yapamazsınız ki. Balık sırtından başka. Ama bizim halıcılık, aman Allah'ım, o kadar güzel. Bakın 85 yaşındayım. Bana deseyim mi birisi, sana 500 bin liralık resim yaptıracağım ama 50 lira vereceğim. Vallahi yaparım. Yeter ki o meslek devam etsin. Halıcılık ölüyor, can çekişiyor. Ne diyorsunuz ya? Tabii tabii. Bizim halı. Evet. Bir anlatın o zaman nasıl halı. Halıcılık. Bakın, Türk süslemesi ile yapılan halı baha biçilmez. Şimdi İran halıları çok meşhurdur derler benim zamanımdan beri. Fakat benim hocam da söyledi, doğrudur da. İran halılarının meşhur olması, tutulması, kıymetli olması, oranın yün halısı bile ipek halı gibi parlar. Çünkü oranın coğrafi durumundan mıdır nedir? Yapar cinsi daha parlak. Bizimkilerin biraz daha var. Ama yine o Acem halıları, o İran halıları revaçta değil Avrupa'da. Değil. Üzerine basa basa söylerim. Türk halıları revaçta. Çünkü bir Avrupalı, Amerikalı geldiği zaman işten yorgun evine, şöyle önüne baktığı zaman o koltuğa oturup da o karmaşık bulmaşık böyle desenler nereden girip nereden çıktı diye belli olmayan dallı budaklı ağaç kuşu desenlere bakıp zaten yorulmuş olan beynini dinlendirmek istiyor, dinlendiremiyor. Türk halısında bir uslup vardır. Başlangıç, bitiş,